Artı TV'den merhaba. Gündemdeki önemli konularla bir ekolojik odak programında daha birlikteyiz. Önemli bir toplantıyı konuşacağız bu hafta ekolojik odakta. Geçtiğimiz hafta 2 Aralık gününde başladı. Polonya'nın Katowice kentinde COP24 iklim zirvesi, uzun adıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı. Son 5 yıl içinde Polonya ikinci defa ev sahipliği yapıyor bu iklim zirvesine. Bu iklim zirvesinin en önemli özelliği 2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te kabul edilmiş olan Paris İklim Anlaşması sonrası ülkelerin hazırlık sürecini tamamlaması ve bu Polonya'da gerçekleştirilen Katowice'de gerçekleştirilen iklim zirvesinde de Paris İklim Anlaşması'nın kural kitabının ortaya çıkması. Paris İklim Anlaşması'na gidilen süreçte bu sözleşmeye taraf olan ülkeler katkı beyanlarında bulundular. Neler yapabileceklerini ortaya koydular iklim değişikliğiyle mücadelede. Şimdi onlar gözden geçirildi, güncellendi ve şimdi nasıl uygulanacak Paris İklim Anlaşması? Burada geçtiğimiz hafta başladı, bu hafta da devam ediyor. 2 hafta boyunca bu konu tartışılıyor olacak. Şimdi biz de tabii bu Taraflar Konferansı'nın iklim zirvesinin detaylarına bakacağız. Çünkü 2018 yılı özellikle iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin dünyanın her köşesinde çok yoğun şekilde hissedildiği bir yıl oldu. İklim değişikliği artık bizim önemli bir gerçekliğimiz. Bununla mücadele etmek için ve küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlandırmak için neler yapmamız gerekiyor? Hangi aciliyette yapmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Bu hafta stüdyo konuğum Henrich Böll Vakfı Çevre Politikaları Projeleri Koordinatörü Menekşe Kızıldere. Menekşe, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar. Evet, ben çok özetle kısaca açıklamaya çalıştım. Neden bu toplantıyı gündemimize alıyoruz, bu zirveyi. 200'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. Taraflar bir araya geldi. Çeşitli toplantılarda gündem maddeleri görüşülüyor. Tabii Polonya bilindiği üzere Avrupa'nın en büyük, en önemli kömür ülkelerinden birisi. Aşağı yukarı elektrik üretiminin %85'ini kömürden sağlıyor. Çok kirli bir takım kömürlü termik santrallara sahip bir ülke. Tabii bu zirvede eski bir kömür madeninin olduğu bir kentte gerçekleşiyor ve geçtiğimiz son 5-6 yıl içerisinde ikinci defa bu zirveye ev sahipliği yapıyor olması da aslında son derece manidar. Evet. Bu fosil yakıtlardan çıkış sürecini hızlandırmamız gerektiğini konuştuğumuz günlerde. Şimdi istersen bir Paris İklim Anlaşması'ndan bugüne biz neler geçirdik? Paris İklim Anlaşması neden önemliydi? İstersen bunlarla başlayalım, ondan sonra meseleyi bu Polonya'daki son zirveye getirelim. Tamam. Direkt Paris neden önemliydi sorusundan başlayalım. Evet. Çünkü Paris bugüne kadar iklim değişikliğiyle alakalı bir aksiyon almak için Birleşmiş Milletler'in tarafı olan 195 ülkeden 14'ü hariç, aslında 195'in hepsinin konsensüsle kabul ettiği ama 14'ü hariç diğerlerinin onayladığı bir anlaşma. Hukuksal bağlayıcılığı olmasa da Paris Anlaşması hem ekonomi bakımından hem de bir takım sektörlerin bağlayıcılığı bakımından, ülke siyaseti, ülke politikaları bakımından aslında bağlayıcı bir anlaşma. Hı hı. Ülkelere kabul eden ya da onaylayan ülkelere hiçbir hukuki bağlayıcılık getirmese de. Paris önemli bir adım. Neticede bir konsensüs. Çok uzun gidilecek bir yolun başlangıcı aslında. Evet. Ve hızlı aksiyon alınması için de bir açık kapı. IPCC bir rapor yayınladı. Evet. Çok kısa bir süre önce, 8 Ekim'de 1,5 derece raporu. Ve bu rapor şu anda başlayan COP'ta da görüşüldü. Daha doğrusu COP gündeminin en önemli şeylerinden biri IPCC'nin bu uyarısı oldu. Yani 2030'a kadar 12 yıl var. Eğer bu 12 yıl içerisinde taahhüt edilen emisyon azaltımları yapılmazsa en iyi ihtimalle 2 derece. Ama bunun 1,5 derecede sınırlandırılması konuşuldu. Fakat hiçbir şey yapılmazsa 3 derece. Evet. Genel yeryüzü sıcaklık artışından bahsediliyor. Ve
Birçok aslında program var, metot var. Bunun ne olacağını öngören, 2 derecede ne olacak, 3 derecede ne olacak? Çok ciddi kayıp, çok ciddi zarar, çok ciddi ekonomik zarar, çok ciddi dünya mirası zararı demek. Evet. Ve toplu ölümler demek, hatta 3 derece ve üstü. Aslında 12 yıl içerisinde tablo çok güzel değil. Dolayısıyla Paris Anlaşması çok çok daha önemli. Bu COP'ta Paris'in nasıl uygulanacağına dair kurallar kitabı. Hep duyuyoruz ya Paris kurallar evet, kitabı tartışılacak evet. diye. Bu COP'ta onun tartışılmaya başlanacağı COP. Hı hı. Diyebiliriz. Evet. Şimdi bu aslında IPCC dediğimiz hükümetler arası iklim değişikliği paneli. Bu Paris İklim Anlaşması'nda IPCC'ye böyle bir görev verilmişti. 2018 COP zirvesine kadar bir rapor hazırlamaları yönünde ve onlar da bu raporu hazırladılar. Aşağı yukarı sanıyorum 800-900 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirildi. 3 yıl boyunca çalıştılar bu raporu hazırlamak için. Ve küresel ısınmanın artık tartışma götürmeyecek bir şekilde 1,5 derecede sınırlandırılması gerektiğine çok büyük bir vurgu yapıldı. Çünkü bu aynı zamanda sürdürülebilir toplumlar için kritik önemde. Senin de söylediğin gibi aslında bütün bunların projeksiyonları yapıldı. 1,5 derece zaten biz bir derece civarında zaten dünyayı hali hazırda ısıtmış durumdayız. 2 derecede ne olur, 3 derecede ne olur modellemeleri de bir şekilde aslında yapıldı ve belki de hiç tahmin edemediğimiz, hiç öngöremediğimiz bir takım yeryüzünde belki bazı toplulukların yok olduğu, evet. işte hep konuştuğumuz ada devletlerinin artık haritadan silinmesi, belli bir takım canlı türlerinin tamamen yok olması ve aslında geçtiğimiz yaz aylarında özellikle sıklıkla gördük. Hem aynı anda yangınlar, sel felaketleri, aşırı iklim olayları, tahmin edemediğimiz, öngöremediğimiz pek çok şey yaşanacak belki de dünyada bizi bekleyen bu 10 yıllarda. Peki istersen bu Paris'ten Polonya'ya giden süreci konuşuyorken biraz belki buradaki gündeme yavaş yavaş geçebiliriz. Polonya neden önemli? Belki önemli mi? Belki buradan da başlayabiliriz. Ve ilk haftada neler oldu? Geride bıraktığımız haftada ne gibi konular ele alındı? İstersen bunlarla devam edelim. Tabii. En başta şunu vurgulamak gerekir. Sen de dediğin gibi Polonya'nın aslında bu birkaç sene içerisindeki ikinci kopu ve Polonya Avrupa'nın kömür madeni ve kömüre sıkı sıkı bağlanan ülkelerden maalesef ve birincil enerji kaynağı kömür olduğu gibi ekonomisinin de büyük bir bölümü kömürle alakalı olan bir ülke. Dolayısıyla temiz kömür, işte temiz kömür teknolojisinin en çok konuşulduğu, hararetle ve tutkuyla konuşulduğu ülkelerden. Polonya'da Paris'ten sonra Marrakeş ve Bonn'da tartıştıktan sonra kurallar kitabının Polonya'da tartışılıyor olması aslında sektör açısından bir çeşit mesaj. Evet. Politik bir karar da diyebiliriz. Yani Paris gibi ciddi bir metin ortaya koyup 1,5 derecede sınırlayıp ama kömürden de vazgeçmemek anlamına geliyor aslında. Polonya kapı biraz böyle. Polonya'nın ev sahipliği de böyle. COP gündeminden önce birazcık belki de buna dikkat çekmek lazım. Evet. COP'u yaptıkları alan Siyah İnci diye, Polonya'da Siyah İnci diye bilinen bir alan. Katowice'de eski bir kömür madeni alanı. Ve dün akşam benim orada bundan COP'a gitmiş olan arkadaşlarımın attığı hava kalitesi verilerine bakınca şu anda COP'un yapıldığı sırada bile PM10 değerlerinin, PM2 değer, 2,5 değerlerinin çok yüksek olduğu bir yer. Yani insanların nefesini zehirlendiği bir yer aslında şu anda. Evet. Kesinlikle. Yani hava kalitesi korkunç. Hatta bize oraya giderken maske alıp götürmemizi tavsiye edenler var. Evet. Akşamları özellikle. Yani iklim değişikliği zirvesini böyle bir alanda yapmakta Polonya. Ve Polonya genellikle iklim zirvelerinde o ülkenin çevre bakanları başkan olur ama Polonya'da enerji bakanı başkan şu anda. Ve açılış konuşmasında
tabii ki net bir şekilde söylemese de temiz kömür teknolojisini bir alternatif olarak önerdi alt metninde. Tabii bu da çok büyük bir ironi aslında, evet, söylemek gerekirse. Polonya gündemleri Obama'nın çok meşhur sözüyle başladı. Dünya Bankası CEO'su biz iklim değişikliğini durduracak son kuşağız diye söyledi. Ardından IPCC'nin 12 yıl uyarısı gündeme geldi. Hatta Polonya Başkanı, Polonya Devlet Başkanı da bu konuda bir sürü şey söyledi. Okulu boykot eden çocuklardan İsveçli Greta evet. Thunberg, 15 yaşındaki iklim aktivisti, Greta'da açılış konuşmasında yer aldı. Bu da gelecek kuşakların hakları ve şu andaki kuşakların gelecek kuşakların haklarını nasıl ihlal ettiğine dair iyi bir başlangıç. Ama sevgili Ümit Şahin'in de Yeşil Gazete'de yazdığı yazısında çok net söylediği gibi laf kalabalığı. Yani herkes büyük laflar ediyor ama hiç kimse kimin ne yapacağını ya da kendi sorumluluğunun ne olduğunu ortaya koymuyor net bir şekilde. Maalesef biraz böyle başladı. COP'un ilk haftası genellikle sivil toplumun ya da araştırma kuruluşların raporlarının yayınlandığı haftalardır. Evet. Önemli raporlar yayınlandı. Oraya giden arkadaşlarımız takip etti. Sağlıkla alakalı yayınlanan raporlarda iklimle ilgili aksiyon almanın aslında sağlıktan daha fazla getirisi olduğunu diğer açılardan da değerlendirirsek en son raporda bu vardı. İkinci haftada da biz birinci haftayı kapattık ama ikinci haftada da aslında görüşmelerin en sert kısımları başlayacak. Genelde ikinci haftalar aynen daha değil mi sert geçiyor. Bol bol lider göreceğiz. Gelecekler. Aslında iklim müzakeresinin görüşme denen kısmı hep ikinci haftaya konsantre. Bu en sert konuşmalar orada geçecek. En başta bir kararlar gündem belirleniyor ama tartışmalar genellikle ikinci haftaya bırakılıyor. Sonra da kararlar çıkacak, kapanış. Biraz kurallar kitabından bahsedelim istersen. Evet, biraz kurallar kitabına geçelim ama ona geçmeden önce şu notu da aktarayım ben. Şimdi sen dedin ya COP zirvelerinin ilk haftalarında genelde sivil toplum kuruluşlarının veya işte dünya çapında büyük başka bir takım kuruluşların raporları yayınlanır diye. Burada da Birleşmiş Milletler emisyon açığı raporu açıklandı ilk hafta. Orada diyor ki yani hükümetler tarafından tabii artık çok hızlı eyleme geçilmesi gerekiyor. Geçenler var ama hala yeterli değil. Bu raporda da Paris Anlaşması hedeflerini tutturulabilmesi için bu adımların en az 3 kat hızlandırılması gerektiğini söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Yani şu an atılan adımlar, yapılan çabalar aslında hiç yeterli değil. Evet. Ve Ümit'in söylediği gibi aslında şu ana kadar laf kalabalığıyla vaktimizi boşa harcıyor durumundayız. Evet, istersen kurallar kitabına geçelim. Çünkü aslında bu söylediğimiz şey biraz kurallar kitabının da gidişatına yön verecek bir şey. Hükümetlerin, ülkelerin ne kadar istekli ve katılımcı olup olmadıklarıyla alakalı bir boyut bu. Evet. Tabii ki. Emission Gap Report aslında her sene bütün ülkelere ödevlerini yaptınız mı diye, evet, bir uyarı ilk hafta raporu açıklanan. Evet. Yani her sene olduğu gibi bu sene de hiç kimsenin taahhüdünü tutturamadığını, zaten taahhüdünü tutturamayan ülkeler bunu önceden açıklıyorlar. Kimse dersini çalışmamış oluyor yani genelde. Aslında küçük ülkeler, ada ülkeleri genellikle tutturuyorlar bunu. Ama Kanada mesela çok, nasıl diyeyim, çok iyi poz veren bir ülke başbakanı gereğince. Ama mesela Kanada taahhüdünü tutturamayacağını çok önceden açıkladı. Evet. Emission Gap raporu bu yüzden önemli. Kurallar kitabı dediğim gibi Paris'in nasıl uygulanacağına dair. Bir de bu Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi'nin altında bir sürü mekanizma var. Evet. Teknoloji transferine ilişkin, fonlara ilişkin. Evet. Bu mekanizmaların şekillenip yön bulduğu, bu mekanizmaların nasıl işlediği, bazı mekanizmaların sonlanıp yeni mekanizmalar oluşup oluşmayacağı, bunların netleşeceği ve
Paris'in insan haklarıyla, kadın haklarıyla, cinsiyet haklarıyla, diğer temel haklarla ilgili kuralları, teknoloji, finans gibi yapıları nasıl işlenecek, nasıl kabul edilecek, onaylayan ülkeler nasıl uyumlaştıracak, birazcık da onların işini kolaylaştıran bir uyum geçiş belgesi aslında kurallar kitabı. Fakat daha Bond'da anlaşılmıştı ki bu kurallar kitabının görüşmesi ve oluşturulması pek mümkün olmayacak. Hı hı. Yani 2018 COP'unun sonunda işte kurallar kitabı budur. Bütün ülkeler bu şekilde yapsın, kendini uyumlaştırsın diye bir sonuç çıkmayacak. Görüşmeler sırasında 2024 yılı telaffuz edilmeye başlandı bile. Bir takım kuralların, bir takım kaidelerin karara bağlanması gerektiğiyle ilişkin. COP görüşmelerinin en sıkıntılı yönü bu, karara bağlamak. Ve bütün COP'ların bir karar metni olmak zorunda. Ve 195 tane bambaşka ülkeyi, bambaşka kültürü bazı kararlara ikna etmek çok zor. Mesela Arabistan insan hakları ve kadın hakları ile alakalı kararlarda hep engelleyen taraftır. Bunun gibi örnekler. Maalesef Paris Kurallar Kitabı bir kurallar kitabı olarak 2018 COP'unda elinizde olmayacak. 2024 yılı telaffuz edildi bile. Beni sadece heyecanlandıran şey, kurallar kitabıyla da bağlı olarak, geçen yıl bir aksiyon planı kabul edildi. Toplumsal cinsiyet aksiyon planı. Evet. Kısaca GAP diye geçiyor. COP tarihinde ilk kez toplumsal cinsiyet vurgusu olan ve bir karar altında, BİM çizgisi altında ülkelere sadece cinsiyet eşitliğini telaffuz ederek değil, bunu finans ve teknoloji transferiyle de bağlayarak ortaya koyan bir aksiyon planı ve önemli bir aksiyon planıydı. Ve bu yıllardır mücadele eden COP içerisindeki, BİM çizgisi içerisindeki kadın hareketinin başarısı aslında. Evet, bu çok önemli. Cinsiyet ve aslında bu tarafını da biz tabii çok teknik ve ekonomik boyutunu konuşuyoruz bu iklim zirvelerinin, Paris Anlaşması'nın. Ama belki işte bir artı değer olarak, bir çıktısı olarak belki buna biraz daha vurgu yapmakta ve belki topyekün anlaşmanın kendisiyle değil de aralardan bu bölümlerin üzerinden ülkelere belki baskı yapmak daha olasılık dahilinde görünüyor, değil mi? Tabii, yani Paris'i onaylamayan ülkeler kabul ettiler neticede ve bunlar üzerinden de gidilebilir. Ülkelere sen toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından ne yaptın? Hani en azından delegasyonunda ne kadar kadın var? Ya da ne kadar kadın yöneticin var? Diye peer pressure dediğim şey uygulanabilir. Çok hukuksal olarak bir şey uygulanamasa da. Elbette. Bu önemli çünkü bu başarının ardından, bu bonda sağlanan bir başarı. Bunun ardından bu toplumsal cinsiyetle ilgili olan oturumlara baktığımızda kadınların daha da cesur olduğunu görüyoruz. Çünkü daha da haklarına yönelik daha ciddi şeyler tartışmaktalar. Eskiden daha soft konular konuşulurken cinsiyet oturumları özellikle daha ciddi konular üzerinde geçiyor ve dediğim gibi finans ve teknolojiyle bağlantılı olarak. Bu önemli. Evet. Kurallar kitabı oluşturulmasa bile aksiyon planı kararı bağlanacak. Ben de ikinci haftada bunu takip etmeyi çok istiyorum. İkinci haftanın 14. günü, yani COP'un 14. günü cinsiyet eşitliği günü. Ve o günde bu kurallar kitabına tam olarak geçecek olan cinsiyet aksiyon planının hali netleşecektir. Yani kurallar kitabı netleşmese bile cinsiyet eşitliği konusunda birçok madde netlik kazanacaktır diye düşünüyorum. COP'un ikinci haftasında bekleyeceğimiz şeyler arasında daha Bond'da başlamıştı aslında. Marrakeş'te konuşuluyordu, Bond'da başladı. İnsan hakları ihlalleri ve iklim davaları. Evet, o çok önemli bir boyutu. Evet. Bu sene çok daha fazla konuşulmaya başlandı ve aslında birçok şey insan hakları çerçevesinde ele alınmaya başlandı. Bunu demokrasiyle de, ülkeler içerisindeki demokrasiyle de çok ilintili bir şekilde. Çünkü neticede her şey o ülkede var olan eşitliğin altında. Ve bu yavaş yavaş aslında iklim mücadelesinin
nasıl bir hak mücadelesi, nasıl bir temel, neredeyse bir temel insan hakkı mücadelesi haline geldiğinin göstergesi. Çünkü bu yönde devam evet. ediyor. Bu COP'ta takip edilecek en iyi başlıklardan biri de bu. Evet. İklim davaları ve insan hakları mücadelesiyle ilgili oturumlar. Ben de COP'a gidecek olanlara tavsiye ederim. Evet. Tabii iklim adaleti meselesi artık bu meseleleri tartışan insanlar arasında yerleşmiş bir kavram. İklim adaleti meselesini sıklıkla konuşuyoruz. Çünkü insanların en temel hakları nedir? Sağlıklı, eşit bir dünyada yaşamak, barınma hakkının gözetildiği, mülkiyet hakkının gözetildiği, değil mi? Hı hı. Bir takım haklar var. Hı hı. Ama iklim değişikliğinden maalesef olumsuz etkilenen dezavantajlı gruplar, bütün bu aslında yeryüzündeki 6,5-7 milyar insan için eşit şekilde olması gereken hı hı. Haklardan eşit şekilde faydalanamıyorlar. Hı hı. Ve üstelik iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etkilerle birlikte ellerinde sahip oldukları bir takım haklarını da kaybetmek zorunda kalıyorlar ve bu çok ciddi bir temel insan hakları ihlaline dönüşüyor. Şimdi Menekşe ile yaptığımız sohbetimize biraz ara veriyoruz. Telefon attığımızda bir konuğumuz var. Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu. Özgül, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi malum COP24 iklim zirvesinin ilk haftasını geride bıraktık. Paris İklim Anlaşması'ndan sonra Polonya'da Katowice kentinde bir kurallar kitabı çıkmasını bekliyoruz. Ve bir takım görüşmeler yapılıyor yine her sene olduğu gibi. İstersen genel COP zirvesiyle ilgili senin de genel bir değerlendirmeni alalım. Ve ondan sonra belki biraz Polonya gündemine dair de birkaç şey söylemeni isteyeceğiz. Tabii ki. Şimdi her Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde olduğu gibi aslında ilk hafta müzakerelerin önemli olduğu bir hafta. Yani ikinci hafta üst düzey katılım ve siyasi liderler geldiğinde tabii ki o açıdan medya daha fazla önem veriyor belki. Ama ilk hafta şu açıdan çok önemli oluyor. Bu sene de benzerini yaşadık Katowice'de, Polonya'da. Hem bir yandan müzakereler devam ediyor. Yani kapalı kapılar ardında ülkelerin resmi delegasyonları, demin senin de bahsettiğin gibi başta kurallar kitabı olmak üzere ama onun dışında diğer önemli konuları da müzakere etmeye, anlaşmaya varmaya çalışırken bir yandan da bu ilk haftanın ilk haftada çok fazla yeni çalışma, yeni rapor, özellikle tam da bu zirveye denk getirilen çalışmaların açıklamaları, panelleri oluyor. Bu açıdan da sivil toplum kuruluşları da müzakereler devam ederken bu raporları da kullanarak daha fazla baskı kuruyorlar delegasyonları üzerinde. Yani sadece kendi ülkelerine ait değil, hani uluslararası delegasyonlar üzerine. İlk haftayı kapatırken bunu gördük. Çok önemli raporlar vardı. Zaten bir kısmı, yani iki tanesi özellikle bahsetmek isterim. COP öncesi. Evet. Bir tanesi hepimiz biliyoruz artık. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin IPCC'nin 1,5 derece raporu Kasım ayı başında yayınlandı. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın UNEP'in emisyon açığı raporu yayınlanmış. Tam COP'a girerken bu iki raporun verilerini sıkça gündeme geldiğini gördük. Onun dışında da pek çok STK'nın önemli raporları yayınlandı ilk haftayı geride bırakırken. Urgewalt ve Benchtrack ve 26 STK örneğin 5 Aralık'ta kömür yatırımlarıyla ilgili yeni bir çalışma yayınladı. Bu çok ses getirdi. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü sağlık ve iklim değişikliği ile ilgili bir rapor yayınladı. Bunun toplantısı ses getirdi COP'ta. Küresel İklim Risk Endeksi yine bir STK tarafından, German Watch tarafından 4 Aralık'ta yayınlandı. Bunların hepsini birden okumaya bir vakit bulamadık biz. Yani evet. Özellikle bu dediğim gibi ilk haftaya bunların lansmanı, paylaşımları denk getiriliyor. Bir yandan medyanın ilgisini çekmek, bir yandan delegasyonlara bu yeni bilgileri de kullanarak baskı kurmak üzerine. Ama çok genel toparlamak gerekirse Polonya'daki ilk haftaya baktığımızda aslında 3 soruya yanıt aramaya çalışıldığını görüyoruz. Birincisi, çok basit şekilde ifade etmek gerekirse, 2015 Paris Anlaşması'ndan sonra neredeyiz? Evet. Uluslararası toplum nerede?
Bunu anlamak açısından önemli. İkinci soru, yanıtlanmaya çalışılan soru, hedefler açısından yine Paris'le ilgili, yani 2015'te Paris'te alınan hedefler açısından nereye gitmeye çalışıyoruz? Ve bununla alakalı olarak üçüncü soruda nasıl başaracağız? Uluslararası toplum, hükümetler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, bu hedefleri nasıl başaracağız? İşte bu üç neredeyiz, nereye gitmeye çalışıyoruz, nasıl başaracağızın arkasında da baktığımızda Polonya'da öne çıkan bu COP'ta üç tane önemli konu var. Bir tanesi kurallar kitabının karara bağlanması ki oradan şimdilik, yani ilk haftayı kapatırken olumlu sinyaller, yani tabii ki henüz anlaşmaya varılmadı ama özellikle resmi heyetten, yani ev sahibinden düzeltiyorum, ev sahibinden gelen bilgiler, delegelerin çok yoğun çalıştığı ve kurallar kitabının şeyinden önce, verilen deadline'den, son tarihten önce hazırlanarak paylaşılacağı yönündeydi. Buradan şimdilik olumlu mesajlar geliyor. Burada nedir kurallar kitabı, neden önemlidir? Kurallar kitabı Paris Anlaşması'nın nasıl çalışacağına dair detayların, prensiplerin, yöntemlerin netleştirmesi demek aslında. Onun için de Paris'ten sonra iki tane daha COP yaşadık. Evet. COP22 Marrakeş'te gerçekleşti, COP23 Bonn'da gerçekleşti. Ama bu COP'un, Polonya Katowice COP'unun önemi artık bu kurallar kitabı burada ortaya çıkınca Paris'in uygulanmasının netleştirilmesi anlamına gelecek. Ve bundan sonra ülkeler, yani bu COP'tan sonra da ülkelerin sera gazı salımlarını şeffaf bir şekilde nasıl raporlayacakları gibi kuralların kabul edilmesi gerek. Tabii bu söylendiği kadar kolay değil. Arkasında çok fazla müzakere, çok fazla detay var. Belli ülkelerin, belli grupların ayak diremesi var. Ama şimdilik gelen şeyden, izlenimler bu COP'tan bir kurallar kitabı çıkacağına dair. Evet. Diğer önemli konuysa COP24'ün ulusal iklim taahhütlerini güncellemenin gerekliliği olarak özetleyebiliriz. Bunu zaten demin de tam sorunu takiben söylediğim, hani COP öncesi çok önemli iki rapor vardı. 1.5 derece raporu ve UNEP'in, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın emisyon açığı raporu. Yani bu raporlar bize aslında çok bariz bir şekilde bilim ve araştırmalar diyor ki artan emisyonlar ve geciken eylemler sebebiyle çok daha fazlasını yapmak gerekiyor. Yani emisyon açığı var ve Paris Anlaşması'nda küresel ısınmayı 2 derecede sınırlamak, hatta 1.5 derecede sınırlama hedefinden çok daha iyi bir yerde olmadığımızı söylüyor. Özellikle BM'nin emisyon açığı raporu. Bunun için ülkelerin çabalarını 5 misli artırması gerektiğini ifade ediyor. Başka bir açıdan söylemek gerekirse ülkeler ulusal taahhütlerini iyileştirmeleri gerekiyor. IPCC raporu da devletlerin küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak için ufak katkı beyanlarını gözden geçirme çağrısında bulunmuştu. Dolayısıyla bu COP'un öne çıkan ikinci konusu da bu. Üçüncü olarak da iklim finansmandan bahsedilebilir. Bu da yine Paris'ten itibaren, hatta öncesi de var tabii ki, ama çok da kolay sonuçlanabilecek bir konu gibi görünmüyor. Paris Anlaşması'na verilen taahhütlerin yerine getirilmesini, özellikle yoksul ülkelerin maddi desteğe ihtiyacı var. Bunu zaten biliyoruz. Ama gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı kapsamında söz verdikleri fon yardımlarını gerçekleştirmediler. 100 milyar dolarlık bir fondan bahsediliyordu ama şu ana kadar sadece yarısı toplanabildi. Evet. Her ne kadar Dünya Bankası tam da konferansın, COP'un ilk günlerinde açıklama yapıp 2021-2025 dönemi için kendi katkısını, yani özellikle de adaptasyon fonuyla ilgili olarak katkılarını, yatırımlarını iki katına çıkaracağını duyursa da, genel olarak baktığımızda finansman konusunda talep eden tarafları çok memnun edecek böyle mucizevi bir sonuç beklemek mümkün değil diye özetleyebilirim. Evet, çok güzel özetledin Özgül. Çok teşekkür ediyoruz katkıların için ve yayınımıza katıldığın için. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler, evet. Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu da bize COP zirvesiyle ilgili katkılarını verdi. Aslında stüdyoda konuştuklarımızın üzerinden o da bir özet geçmiş oldu. Ve böylelikle konuştuklarımızı bir kez daha
doğrulamış olduk buradan. Şimdi belki bir iki not, bu zirveden önce, hemen önce Arjantin'de G20 zirvesi düzenlendi. Gündemi çok yoğundu tabii G20'nin, ama orada iklim değişikliği konusunda çıktı metninde, toplantının sonuç bildirgesinde. İlk defa 1,5 derece sınırına atıf yapılarak iklim eyleminin aciliyetine vurgu yapıldı. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği, AB emisyonlarının 2050 yılında sıfırlanması için bir çağrıda bulundu. Ve Fransa ile Çin iklim zirvesinden 2 gün önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile birlikte bir basın açıklaması yaptı ve iklim değişikliğini önlemek, çevreyi korumak, eşitsizlikleri ve yoksulluğu azaltmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. Çok önemli açıklamalar. Biz de bahsettik burada. Özgül de bahsetti. İlk hafta çok önemli bilimsel raporlar, teknik raporlar yayınlandı. Mesele aslında çok net. Adımların çok çok hızlandırılması gerekiyor. Ne yapılması gerektiği de net. Sorun net, çözüm de net. Bundan sonrası aslında bir an evvel uygulama safhasına geçilmesi yönünde. Şimdi istersen süremizin kalan kısmında biraz sözü Türkiye'ye getirelim. Türkiye'nin bu yıllardır böyle bir savunduğu bir pozisyonu var. O nedir? Türkiye ne yapıyor? Bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Türkiye'de nasıl algılanıyor? Çeşitli bakanlıklar nezdinde bir takım çalışmalar yapıldığını biliyoruz bununla ilgili, ama Türkiye tek bir söyleme uzun yıllardır saplandı kaldı. İstersen Türkiye ile ilgili değerlendirmeye buradan geçmiş olalım. Geçelim. Sadece Arjantin ile ilgili bir şey söyleyeyim. O metin çok, o iklim değişikliği vurgusu, 1,5 derece vurgusu çok kolay girmedi metne. Bunun arkasında çok ciddi bir savaş vardı. Sivil toplum bayağı bastırdı Arjantin'de. Metin ilk halinde yoktu. İklim değişikliği vurgusu vardı sadece. Sonradan iklim değişikliği vurgusu. Ardından biraz daha bastırınca 1,5 derece vurgusu da çıktı. Yani, sivil toplumun önemi burada aslında, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani Arjantin'de o çıktı, biraz kavgayla mümkün oldu. Evet. Türkiye'nin durumu, yani Türkiye'nin iklim politikası biraz vahim. Çünkü Türkiye COP24'de ek birden çıkma talebiyle açılışa böyle başladı. Ek bir nedir, istersen onu tabii bir söyleyelim. Açalım. Biz hep kendi kısaltmalarımızla, evet, terimlerimizle konuşuyoruz. Biz sürekli COP diye konuşuyoruz burada. Tabii aslında iklim zirvesi diye belki ifade etmek gerekiyor. Aynen öyle. Çok fazla kısaltma var bu alanda. Bir kere onu söylemek lazım. Ben iklim zirvelerine giderken mutlu oluyorum. Çünkü yoldan birini çevirdiğimde bütün kısaltmaları söylediğimde anlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden. Ek bir... 92'de ülkeler gruplandırılırken gelişmiş ülkelerin gruplandırıldığı grup. Yani Türkiye gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkeler arasında yer aldı. Evet. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler ve gelişmemiş ülkelerin... affedersin. İstersen o 92'de neydi onu da söyleyelim. Bu Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri... başladığı 92 yılında imzaya açılmış olan bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Burada ek 1 ve ek 2 diye iki liste yer alıyordu. Türkiye OECD ülkesi olduğu için OECD ülkeleriyle birlikte ek 1 listesinde yer almıştı. Gelişmiş ülkelerle birlikte. Hatta Türkiye'nin aslında ek 2'de yer aldığı ama ek 1'de olmak için ısrar ettiği ve böylece ek 1'de yer aldığına ilişkin söylenen şeyler var. De var, evet. Biz bilmiyoruz o kısmı. ve ek 1'de olduğu için, geçmiş ülke sayıldığı için bir takım fonlara ulaşamıyor. Bunların başında Yeşil İklim Fonu geliyor. Yeşil İklim Fonu da uyum ve azaltım için bütün ülkelerin katkı sunduğu, özellikle büyük ülkelerin büyük katkı sunduğu, Özgür'ün de konuşmasında vurguladığı gibi iklim finansmanı deyince aslında aklımıza direkt gelen fondur. Evet. Yani ülkelerin vaat ettiklerinin %10'unu koyduğu halde yine de büyük bir fon, Yeşil İklim Fonu. Türkiye'nin derdi birazcık bu fona ulaşmak. Yani bu fona ulaşmakla alakalı herhangi bir engelinin olmaması.
Ama Türkiye'nin derdi açıkçası bu fonda gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerin faydalanması için verilen fonlardan yararlanmak değil. Yani Bangladeş'in talip olabileceği bir fona Türkiye talip olmak istemiyor. Hı hı. Türkiye'nin temel derdi eğer uluslararası fon verenler, Dünya Bankası, EBRD, Avrupa Bankası, evet, diğer büyük fon verenler bir projeyi, o fon işini Yeşil İklim Fonu'yla, iklimle alakalı fonu, Yeşil İklim Fonu'yla birlikte veriyorsa Türkiye o fondan yararlanamıyor. Aslında Türkiye'nin derdi diğer büyük fonlara talip olabilmek. Hı hı. Ama Yeşil İklim Fonu birazcık böyle elini ayağına dolanıyor her seferinde. Bundan şey olduğu için, bloklu olduğu için. Dolayısıyla bu sorunu çözmeye çalışıyor. Aslında Yeşil İklim Fonu'nun minik fonlarına değil, hı hı, büyük fon vericilerin Yeşil İklim Fonu ile işbirliği yaptığı büyük fonlara talip. Evet. Türkiye ve bu sorunun halledilmesi için aslında o zaman ek birden çıkalım. Hı hı. O zaman gelişmemiş ülke ya da gelişiyor olan bir ülke sayalım ve her şeye de ulaşabilelim. Evet. Gibi böyle bir yıllardır Paris'ten itibaren, daha Paris'ten itibaren yürüttüğü Türkiye'nin bu politika ve bu yüzden de Paris Anlaşması'nı Türkiye onaylamıyor. Hı hı. Enerji Bakanı'ndan da, Cumhurbaşkanı'ndan da, diğer kademelerden de sıklıkla duyduğumuz gibi bizim istediğimiz finansal koşullar sağlanmadığı müddetçe Paris Anlaşması'nı onaylamayacağız diye çok net söyleniyor. Hı hı. Ve ek birden çıkma talebi de bunun en üst seviyeden ortaya konması maalesef. Ama Türkiye'nin ekbirden çıkması mümkün değil. Çünkü BİM çizgisi altında her şey karara bağlanır. Karar da oy çokluğuyla alınır. Oy çokluğunu sağlamak çok kolay değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin ekbirden çıkması için bunun bir kararla olması gerekiyor. Hı hı. Türkiye bu talebini ilk gün gündeme getirdi ama gündeme alınmadı. Alınmadı. Bu seneki iklim zirvesinde, hı hı, de gündeme getirdi, gündeme alınmadı. Evet. Yan görüşmelerle halledeceği, ikna edileceği ya da işte yapılacağı söylendi. Bir konuyu COP'ta yan görüşmelerle sürdürmek demek, o konuyu sündürmek ve hiçbir zaman çözmemek demek. Türkiye'nin 2015'ten itibaren finansmana ulaşım talebi de böyleydi. Aslında geçen yıl güzel bir metin ortaya çıkmıştı. Hı hı. Türkiye çözüme çok yakındı. Evet. Ama Brezilya gibi Türkiye ile hemen hemen eşit gelişmişlik seviyesinde olup ama ikide bulunan bir takım ülkeler karşı çıktılar. Hmm. Dolayısıyla bu sorun çözülemedi. Yani Türkiye'nin özel konumu birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Çünkü Paris Anlaşması'ndan sızıntı da demek. Birisi için özel, evet, konum ayarlamak demek, iklim rejiminde bir sızıntı demek. Bir kere istisna verince diğerleri de aynı istisnaları isteyecek. İsteyecek ve ama hem dış politika olarak hem iklim politikası olarak böyle bir politikanın izlenmesi Türkiye'yi birçok şeyden geri bırakıyor. Evet. Çünkü Paris Anlaşması'na uyum demek, kendi yasalarını, sistemini ve sektörünü uyumlaştırmak, ekonomini uyumlaştırmak demek, yepyeni kapılar, yepyeni sektörler, yepyeni alanlar demek, yepyeni alanlardaki ilk aktörler bu işin kaymağını yiyenler olacak ve Türkiye gelişmekte olan birçok şeyden mahrum kalıyor, hmm, böyle yaparak. Evet. Talebinde haklı bile olsa. Yani, evet, ben kişisel olarak Türkiye'nin Yeşil İklim Fonu talebini haklı da bulsam, hı hı, politikasını, stratejisini yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve nitekim aslında özellikle sanıyorum Marrakeş'teki, hı hı, zirvede zirve kilitlendi değil mi? Yani Türkiye'nin bu özel, hı hı, şartlarının kabul edilmesi, hı hı, talebi çok fazla dillendirildi. Hı hı. Hatta bazı toplantılardan, hı hı, terk edilip gidildiği ile ilgili bir takım haberler de o dönemde medyaya yansımıştı. Tabii bütün bu pozisyon, bütün bu finansal mekanizmalardan yararlanamıyor olma, hı-hı, hali, hı-hı, Türkiye'nin bir mutlak sera gazı emisyonu azaltım hedefi vermesini de tabii engelliyor. Hı-hı. Senin söylediğin bir takım yeniliklere kendini kapattığı gibi taahhüt de vermiyor. Zaten verdiği taahhütlerin de çok iyi taahhütler olduğunu söyleyemeyiz. Gerçekten ulusal değil. Katkı beyanı, hı hı, olarak Paris İklim Anlaşması'ndan önce sunduğu INDC'de. Hı hı. Ve açıkçası şimdi sadece 14 ülke mi kaldı Paris İklim Anlaşması'nı onaylamaya? Bunlardan bir tanesi Türkiye ve G20 ülkeleri içerisinde Rusya ve Türkiye negatif ayrışıyorlar. Bütün bu dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele hedefinde
Türkiye maalesef aslında çok daha proaktif bir şekilde rol alabilecekken alamıyor. Sırf bu şartları kabul ettiremediği için ve Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkeler arasında ama meclisinden geçirip yasallaştırması gerekiyor maalesef. Türkiye bunu yapmıyor. 3 yıldır bir ayak süreme durumu söz konusu. İstersen süremizde yavaş yavaş azalıyorken genel bir değerlendirme hem belki bütün küresel anlamda yapılan iklim değişikliği mücadelesi bundan sonra nereye doğru evrilir, bizi neler bekler bundan sonraki süreçte böyle bir değerlendirmenle yavaş yavaş kapatalım. Aslında daha önce de söylediğim gibi iklim değişikliği mücadelesi artık hak ve eşitlik temelli bir mücadeleye dönüşüyor. Olması gereken de bu. Ve bu sadece kurbanların ve bundan zarar gören insanların mücadelesi değil, aslında hiç alakası olmayan insanların da mücadelesi olmaya başladı. Hepimize dokunuyor çünkü. Evet. Gıda, temel haklar, yaşam kalitesi, çevre kalitesi, sağlık. Sağlık dünyanın her yerinde herkesi etkileyen faktörler ve bu 12 sene uyarısı çok ciddi bir uyarı. Evet. 12 yıl sonra gerçekten 3 derece bandına yani 2,5 derecenin üstünde sıcaklık artışı söz konusu olursa bu korkunç bir sosyal adaletsizlik sonucunu doğuracak. Çünkü mesela Fransa'da başlayan olaylar vergiden dolayı koptu ve iklim şartları değiştikçe gıda, sağlık, eğitim, bunlara ulaşmayla alakalı haklar ve sosyal olarak zenginler ve fakirler arasındaki uçurum büyüdükçe böyle olayların çok daha yaygın olduğunu göreceğiz. Yani evet, doğru. İklim değişikliği mücadelesi aslında sosyal adaletin çok da içinde bir mücadele. Ben buraya evrileceğini düşünüyorum. Hak ve eşitlik temelli bir mücadeleye dönüşeceğini düşünüyorum. Doğru. Zaten gelecek kuşakların hakları konuşuluyor. Bu COP'ta direkt UNFCCC tarafından hatta konuşuldu. Gelecek kuşakların hakları da önemli. Bunlar da hak temelli tartışmaların büyük bir parçası olacak. İklim konusu, iklim adaletini de aslında neredeyse bu başlığı bile aşıp tamamen böyle bir mücadeleye dönüşecek. Mücadele sertleştiği gibi mücadelenin karşı tarafı da sertleşecek. Çünkü önlem almak istemeyenler, karından ödün vermek istemeyenler de en az bunu talep edenler kadar sert. Polonya'da gördüğümüz gibi Paris'ten 3 yıl sonra bu COP'un Polonya'da olması, Polonya COP'unun başkanının enerji bakanı olması bunların hepsi cevap. IMF'in karbon vergisi getirip bunu sembolik olarak koyması bu da aslında oldukça politik bir yanıt. Bu mücadele artık çok daha fazla gündemde olacak, çok daha fazla konuşulacak ve çok daha fazla sert olacak. Evet, aslında bu mücadele belki de benzetme doğruysa bundan sonra tamamen ölümle yaşam arasında geçecek bir mücadele. Evet, çok teşekkür ediyorum Menekşe geldiğin için ve verdiğin bilgiler için. Evet, bu hafta iklim zirvesinin detaylarını konuşmaya çalıştık süremizin el verdiğince. Stüdyo konuğum Henrich World Vakfı Çevre Politikaları Projeleri Koordinatörü Menekşe Kızıldere'ydi. Önümüzdeki günlerde iklim zirvesinin sonuçlarını herhalde yine gündemde tutacağımız programlar yapıyor olacağız. Bu hafta Ekolojik Odağın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.